Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizde görüşmelerini kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Kanalımızda da kıtanlar ekranımız olsun. Xitay BBC haber kanalını resmi çekildi. Xitay Radyo Televiziya İdarisi bugün seherde bayanat ilan kılıp, Angliyanın dünyavi nüfuzlu taratkısı BBC Xalqara Xabar kanalının Xitay'da resmi çekilengelikini bildirgen. Xitay Radyo Televiziyası İdarisi bayanatta BBC Xalqara Xabar kanalının Xitay'a münasuvvetli xabiri Xitay'nın radyo televiziya başkuruş nizamıga ve chat el sünni hamra televiziya kanallarının tarqitishini başkuruş çağrısıga xabarının adil, haqiqi buluş prinsipiga iğir derecede xilaflık kıldı ve Xitay menfaatiga ziyan yetküzüp milletler itbahlıqıga buzgunçılık kıldı. Bu chat el kanallarının Xitay'da haber tarqitish talepiga mas kelmeydi. Şuna bu kanalının devamlı Xitay'da turuşuğa ruhsat kılınmaydı da bilgilgan. Hong Kong'u bu çekiliminin tesirge uçurgan bulup, Hong Kong radyo istansının bayanatçısı bugün keşten başlap, BBC Dünya Haber Kanalı ve BBC Heptilik Ekim Meseleleri programmasını ulap anıltışını tohtuduğallıkını bildirgen. Angliya Taşkı İşler Veziri Dominic Raab, Twitter hesabıda bununla narazılık bildirip, Xitay dairelerinin kararını kubul kılgılı bulmaydı. Xitay akbarat erkillikiye eğir dahil tarif kıldı. Xitay'nın akbarat ve tor erkillikine çekilişi onun dünyadaki obrazıga ziyan etküzüdü degen. BBC Xalqara Xabar kanalımı bu hafta bayanat ilan kılıp, Xitay'nın bu kararıdan ümitsizlengenlikini ve özünün dünyadaki en işençili xalqaralı xabar organı ikenlikini izchil halda hiçliminden korkmasın, tepsili ve işençili xabarlarını tarqıtıp kelgenlikini tekitlegen. Angliya bilen Xitay otursudaki taratko sürküşü yakınca bir işki hafta içi de yukarı pelliğe kötürülgen bulup, BBC'nin Şarkı Türkistan'daki ceza lagırga kamalgan ayarlarının sistemli ayak asrı kılıngallıkı hakkıdaki haberi ve Xitay virusuğa alakadar haber dokulatları Xitay dairelerine katkı bir aram kılgan. Angliya haberli işini başkuruş idarisi aldınkı peyşembe yine Xitay'nın organ taratkısı bolgan CGTN'nin tarqıtış icazet namesini bekar kılgandınkin Xitay'nın narazılığı tıxımı küçeygen. Tehlilçiler Xitay'nın bu kararının ameliyette 3 iliş karakterlik hareket ikerlikini bildirişmekte. Çin Çöngü Xitay armiyası ve kurallı kısımlarına uruşka tayarlanış ve terörlüğe karıştırışını tekitilgen. Atalmış Uyghur Abdunum Rayoluk Partikom'un sekretari Çin Çöngü, Şerqi Türkistan'da turuşluk Xitay armiyası ve kurallı kısımlar bilen körüşken de terörlüğe karıştırış ve mukumluğa kapaletli kılışını alayda tekitilgen. Xitay'nın Tengirtağ Toru'nun haberde məlum buluşca, 8 fevral günü çüştünkin Çin Çöngü Qatarlı Xitay əməldarları çağa münasibeti bilen Şarkı Türkistan'a turuşlu Xitay Azadlıq Armiyası ve Kurallıq Sağçı kısmı vekilleri bilen görüşken. Çin Çöngü şu kündeki sözü de Xitay Armiyası ve Kurallıq Sağçı kısımlarının hizmetlerine yukur bahalaş bilen birge, bundan kiyin yanımı küçük etişini talep kılgan. Tengirtağ Toru'nun haberde münah deyilgen. Çin Çöngü Şinjan'da turuşluk Xalq Azadlıq Armiyası ve Kurallıq Sağçı kısım ofisler askerlerinin Partiya Merkezi Komiteti, Merkezi Harbi Komitet ve Reis Xi Jinping'nin komandalıqına kat'i boysunup, armiyanın kudret tapkuzuşunu talep kıldı. O yana dikkatini askerlerini meşklandırıp uruşka tayarlı kılış, galbi kılış iktidarını umumyüzlük üstürüş, agah signalini uzakça yanıtış, terörlüğe karıştırış, mukumluğunu kugdaş iğir vazifesine zimisige ilişka çın turuşunu talep kıldı de bildirilgan. Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da ceza lagerlerini kurup, neçi milyonluğun kişinin erkeliğinin mehrum kılvatkallıqı, yukarı penteknikilerinin yardımı bilen mutlak nazaretini işe aşırıp, irki kırgınçılık kılvatkallıqı halkarada küçülük tenkitke uçuravatkan bir şaraitte, Şarkı Türkistan'da yana kandaktır uruşka tayarlı kılış ve terörlüğe karıştırışını talep kılış küçülük narazılık payda kıldı. Çet ellerdeki Uyghur küzetküçüleri bunu Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki siyasetlerden vazgeçmeydi kallıqının ipadesi edip karmakta. Ve halkara cemaatinin Xitay'a karatkan bisimlerini yanımı küçük etişi kereklikini tekitleşmekte. Akademikler Ankara'da Uyghurlar hakkında bayanat ilan kıldı. 11 fevral Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademilerinden Profesör Doktor İlyas Doğan Efendi, Profesör Doktor Abdurreşit Celil Karlık Efendi, Danlı Yazgıcı Tevfik Erdem Efendi ve Kırık Lale Üniversitesi Uhtukçisi Doktor Çağatay Serap Efendi Katarlıklar, Ankara'daki Xitay Elçihansı aldıda Xitay'nın Şarkı Türkistan'a yürgüzü otkan bastırış, kırgın kılıç cinayetlerine karşı bayanat ilan kıldı. Doktor Abdurreşit Celil Karlık bayanatıda, Türkiye'nin ikinci vatanımız deb karaydıgan Uyghur Türklerinin Türkiye'deki adli bir insani hak davası kollaşının ornuna çekilendi.
biz hukuklarımızı talep kılmaz. Bugün barlıq Şerqi Türkistan halkı Xitay tarafından yoqtılmaqta. Şerqi Türkistan'daki Uyğur ve Türki milletler yoqtılğandan keyin sizlerin meydanınlarını bildirgeninlerinin paydası yok. Şerqi Türkistan ikinci Endülüs bulup kılış aldı da. Menin kesiptaşlarım ve savaqdaşlarım bir kısım Xitay'nın atanmış terbiyeleş merkeziye sulandı. Ama onların hepsi akademikler. Onların Xitay'nın təlim terbiyesine ihtiyacı yok. Bizim ehvalımızda Türkiye halkının köngül bölüşünü ümit kılmen digerlerini bildirdi. Bu memleketi canı gönülden seven, ikinci vatan olarak belleyen Uygur Türkleridir. Ve bu insanların masumane ve dünyadaki belki en medeni, en insancıl hak arayışına destek olunması lazım iken bizim bilemediğimiz bazı gerekçelerden dolayı engel olundu. Ve biz bu hakların bize iade edilmesini istiyoruz. Çünkü işçimiz, canımız yanıp yanıp tutuşmaktadır. Gelen haberler korkutmaktadır. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Bir hafta öncesinde 4 yıldır ailesinden haber alamayan bir arkadaşıma Londra üzerinden bir haber geliyor. Ablasını yakarak öldürmüşler. Babası ulema, dini alim iken kamplarda öldürülmüş ve bu haberi 1,5 sene sonra alıyor. Benim şu an 90 yaşında anamdan 4 yıldır haber alamıyorum. Kardeşim kamp alınmış, felç edilmiş, tedavisini yaptıramıyoruz. Arkadan Profesör Doktor İlyas Doğan söz kılıp, yukarıda sözlügen Şerqi Türkistan'da yüz berbatkan ehvallar hakkıdaki bayanatlarda hiç kandak mubalığı yok. Türkiye devleti ve Türkiye'de hakimiyet yürgüzbatkalların özünün tarihi ve kimlikini kayta közün keçirişini talep kılmen. Türkiye'nin Uygurlarının içinişlik ehvalığa karıta devam kılabatkan sükute intayin hayran kalarlık. Başka devletlerinin sükutine kubul kılışka bolsu mu? Bırak biz bile medeniyeti, milleti bir bolgan Uygur Türkleri umumiyizi yoktulabatkan bir peyitte. Hükümetin sükut kılıp turuleşine hiç kanda usul bilen çöngili hem de çöndirgili olmaydı. Ahırda şunu alahide eskertemen ki, ahbarat organlarımız çaresiz kalan kişilerin ahvalığa kulak salsın. Ulanı azaptını kutulduralmasak mı, ulanın azaplarına hissaçlı kılayla digerlerine bildirdi. Soykırımın önlenmesi sözleşmesinde yer alan, bütün versiyonlarını gerçekleştiren Çin devletine karşı sessizliğini korumaktadır. Sayın devlet büyüklerine şunu ifade etmek isterim ki şu anda içinde bulundukları sessizlik, suskunluk gelecekte tarihi olarak cevabını veremeyeceğimiz bir onur sorununa yol açmaktadır. Bu anlamda son 1,5 yıldan beri artık ceza kampına kapatılan aile bireylerinden ümidini kesen kamp mağdurlarının öncülüğünde Türkiye'de ve dünyada yürütülmekte olan soykırım tanıklıkları, videoları ve haberleri konuyu dünya gündemine taşımış bulunmaktadır. Ne yazık ki bizim merkez medya olsun, büyük basın kuruluşları olsun, onlar hala bu çığlığı, bu insanlık çığlığını duymamakta ısrar etmektedirler. Bu da onların onuru olsun. Xitay Şerqi Türkistan'da 40-50 yaşlık emgek güçlerini nişanlamakta. Xitay dairelerinin Uygurlarını mecburi emgeklerge aylandırış arkalık mutlak kontrollüğünü işe aşırış için devamlı hareket kılıvatkallığı izcil məlum buluvatkan bulup, Aksu Akhbarat Toru'da elan kılıngan bir haberde məlum buluşça, Xitay daireleri emdeki nişanı 40-50 yaş etraptaki Uygurlarga karatkan. Haberde etilişçe, 8. fevral günü Aksu velayeti yezlerdeki 40-50 yaşlık emge güçlerini mukum işe oralaştırış ötkülüge hücum kılış boyunca seferver kılış oralaştırış yığını açkan. Yığında tövendikler talep kılıngan. Yezilardaki 40-50 yaşlık emgek güçlerinin umumiyizlik işe oranlaşışını bütün güç bilen ilgiri sürüş gerek. Ulanın işe oranlaşış ehvalının asasi sağlık malumatlarını yığıp, yezilardaki 40-50 yaşlık emgek güçlerinin işe oranlaşış karışını özgertiş gerek. Ulanın işe oranlaştırışını nazarat kılış gerek. Umumiyizlik işe oranlaştırışına kapaletli kılış gerek deyilgen. Xitay daireleri yıllardan beri, İşinçe emgek güçlerini yötkep işe oralaştırış ve mukum hizmetke oralaştırış degen namda mınlıgan yüz mınlıgan Uygur yaşlarını Şerqi Türkistan'ın içki ve sırtkı yötkep, ularını bir yaktın erzan bahadı işe salsa,
yana bir yaqta noposni kontrol qilishni ishqa oshirgan edi. Xitoyning yuqorqi bu harakatida Sharqiy Turkistondagi 18 yoshdan yuqori yoshlar asosiy nishon bo'lgan. Biroq bu navbatda Xitoy doiralarining maxsus 40-50 yoshli kishilarni muqim xizmatga o'rinlashtirishni ta'kidlashi kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'amoqda. Ular Xitoy doiralarining Uyg'urlarga qaratayotgan mutlaq kontroliqi va majburiy amgak chambarikini tixmo kengaytirayotganligini Bunun nüfusunu umumiyetle kontrol kılıçlarının bir partisi ikerlikini bildirişmekte. Ankara'daki millet nöbetimiz faaliyeti toskulluğa uçurdu. Ankara'daki Xitay baş elçihansı altında bir heptike yakın devamlaşıvatkan ailem kayarda faaliyeti toskulluğa uçurup tarat kullanan dıktını kozgudu. Bildirilişçe 2 gün altında faaliyetke katlaşkan 4 yaşını Türkiye sakçilere sakçı idarısı ilip verip, Xitay konsulxanası altında kılgan faaliyetlerinin məqsədlerine münasibetlik əhvallarını sorğandın ki, kuyup bergen bolsuma bırak hazırga kadar faaliyetini devamlaştırışka toskulluğa kılgan. Tünö gündün başla faaliyet kılıvatkan yaşlarının maşinleri maşine toksutuş meydanında Türkiye sakçıları tarafından nazaretke ilingan bulup, maşinini sırtkı çıkırışka ruhsat kılmıgan. Faaliyet kılıvatkan yaşlarının yatak etrafındaki dükkanlarga kiriştin başka Xitay elçihansı tarafke beri çeklengen. Ma'lum bo'lishicha tuni kun tushdinkin doktor İlyas Dug'an efendi boshchiligidagi akademiklar yataqqa nazarbat qilingan yoshlarni ziyorat qilgan. Ziyoratdan keyin doktor İlyas Dug'an efendi bu yoshlarga qilgan muomilaning xato ekanligini, sud mahkamasiga saqchilar ustidan ariz sunganligini bildirgan. Istanbuldagi namoyishchilar bo'lsa bugunmo qattiq sovuq va qor yomg'irga qaramay Xitoy bosh konsulxonasiga yaqin dengiz sohilidan norozilik faoliyatini davomlashtirmoqda va ko'pligan xalqaro taratqularning diqqatini qo'zg'amoqda. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarni majburiy guvohlik bergizib, irqiy qirg'inchilik jinoyatini yushirishga urinayotgan bir paytda qo'zg'algan oilam nada faoliyatining Xitoyni qattiq biyaram qilayotganligini, barliq amallarni qo'llanib, bu harakatni to'sishga urinayotganligini bildirishmoqda. Xitoy bilan Hindiston chegaradan askar chekindirishga qo'shildi. Germaniya ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoy va Hindiston Pangong ko'lining shimoliy va janubiy qirg'oqlaridan askar chekindirishga qo'shilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Hindiston davlat mudofaa ministri Rajnath Singh 11 fevral parlamentga Xitoy va Hindistonning Ladakhning sharqidagi Pangong ko'lining shimoliy va janub qirg'oqlaridan bosqichliq askar chekindirganligini uqtirgan. Uning bildirishicha, Xitoy askarlari Pangong ko'lining shimoliy qirg'oqidagi 8-chi barmoq rayoniga chekindigan. Hindiston armiyasi bo'lsa Pangong ko'lining shimoliy qirg'oqidagi 3-chi barmoq rayoniga yaqin joyga chekindigan. Ikki taraf Pangong ko'lining janubiy qirg'oqqa o'xshash chekinish harakatini ijro qilgan hamda 2020 yili 4-chi oydan boshlab Pangong ko'lining janubiy va shimoliy qirg'oqqa silingan barliq qurilishlarni chaqirgan. Bulardan boshqa Xitoy bilan Hindiston Pangong ko'lining shimoliy qirg'oqidagi harbiy harakatni vaqtincha to'xtatishga qo'shilgan bo'lib, ikki taraf diplomatik va harbiy suhbat orqali kelishim hosil qilgandan keyin undan chegara chorlashni asliga keltirgan. Xitoy davlat mudofaa ministrligi bayonotchisi Wu Qian Xitoy bilan Hindiston o'rtasidagi 9-chi qitimli qo'mondan darajalik suhbatining o'rta tunish hosil qilganligini, 10 fevraldan boshlab Pangong ko'lining shimoliy va janubiy qirg'oqidagi harbiy qismini planlik chekindirganligini bildirgan. Ichki ahvoldan xabardor shaxslarning oshkorlashicha, ba'zi strategik igizliklarga o'rlashtirilgan askarlar yanada mavjud ekan. Ammo Xitoy va Hindiston har ikki taraf o'rlashtirgan tanka yoki jang avtomobillarini Pangong ko'lining janubidan chekindirdi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy askarlari o'tgan yili 4 avgustdan boshlab Pangong ko'lining 8-chi barmoq rayonigacha bo'lgan rayonlarga bisib kirishga boshlagan. Hindistonmo avgustda Pangong ko'lining janubiy qirg'oqidagi kam deganda 3 tog'ni egilgan. 6-chi oyda ikki taraf o'tursida 45 yildan bo'yanqa tunji qitimli qonliq to'qinish yuz bergan bo'lib, bu jarayonda Hindiston armiyasining 20 askari o'lgan. Ammo Xitoy taraf tafsili ahvolni oshkorlamagan. Saadet Partiyasi vekili Sharqiy Turkiston Tashkilotlar Birligini ziyorat qildi. Bugun 12 fevral Turkiye Saadet Partiyasining Konya millet vekili Abduqadir Qaradumanning boshchiligida tashkillangan bir hay'at Saadet Partiyasi vakolatan xalqaro Sharqiy Turkiston Tashkilotlar Birligini ziyorat qildi. Ziyorat hay'atini Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati, Sharqiy Turkiston Ulamolar Birligi, Sutuq Buraxan ilm va madaniyat vaqfi, Yangi nasl harakati Kök Ay İnsanı Yardım Cemiyeti, Şerqi Türkistan Sodigarlar Cemiyeti ve Şerqi Türkistan Akhbarat ve Medya Cemiyeti Qatarlıq, Teşkilat ve Cemiyetlerinin vekilleri kütüvaldı.
Mezkur ziyaret Şarkı Türkistan Önümalar Birliği'nin baş merkezinde ötküzülgen bulup, Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan Saadet Partiyesi heyetine Şarkı Türkistan'ın nöbetteki vaziyetini, Türkiye'de yaşavatkan Şarkı Türkistan halkı duçkilevatkan kıyınçlıklarını ve arzu taleplerini bildirip ütti. Şundakla Saadet Partiyesi'nin Xtay Konsulhanesi aldıdaki millet nöbetim namına dağılmışvatkan narazlık faaliyetini kolluğalıkıga rahmetini bildirdi. Ziyaret ceryanında Türkiye parlamentoda Şarkı Türkistan Dostluk Grupsi kuruş, yeni nesil hareketi bilen Saadet Partiyesi'nin yaşlar tarmakı arasında hemkarlık ornitiş katarlık talepler muzakir kılındı. Ahırda Saadet Partiyesi vekili Abdülkadir Karaduman Efendi'ye Şarkı Türkistan İnsan Haklar Küzütüş Cemiyeti tayalıgan Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyeti hakkıdaki dokula sunuldu. Hem de Şarkı Türkistan bayrağı, Uygur dopusu ve hatır buyum takdim kılındı. Hürmetli televizyon görüşler, şu nakli bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şu nakli program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.